73 Müzemmil Suresi Müzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. İsmini birinci ayette geçen ve örtünüp bürünen manasına gelen Müzemmil kelimesinden alır. Musaf tertibine göre 73, iniş sırasına göre ise 3. suredir. Konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tüm Müslümanlara geceleyin kalkıp ibadet etmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, Allah'ı zikretmek, din düşmanlarının sözlerine karşı sabırlı olmak ve onlara Allah'a havale etmek emredilir. Çünkü kısa bir müddet sonra dünya hayatı sona erecek, peygambere düşmanlık yapanlar acı bir azaba maruz kalacaklardır. Bu vesileyle kıyamet ve ahiretin dehşetli manzaraları hatırlatılarak İnsanlar ondan korkmaya ve Allah'a varacak bir yol tutmaya yönlendirilir. Gece ibadetine tekrar yer verilen son ayette surenin başında bu ibadetle alakalı gelen hükümlerin tahfif edildiği görülür. Geceyi ibadetle geçir. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Ey örtünüp bürünen Resulüm, geceleyin kalk az bir kısmı dışında geceyi ibadetle geçir. Gecenin yarısını ibadetle geçir yahut ondan biraz azalt. Yahut yarısına biraz daha ilavede bulun. Kur'an'ı harflerin ve kelimelerin tam hakkını vererek, manasını düşünerek tane tane oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap için kullanılan müzemmil vasfında iki esas mana vardır. Birincisi örtülme, ikincisi yüklenme. Buna göre kelime şu manalar verilebilir. Birincisi ey örtüsüne bürünen Resulüm. Geceleyin kalk ibadet et. İlk vahyin gelmesinin takip eden yaklaşık 3 senelik fetret döneminden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtüsüne bürünüp istirahata çekildiği bir sırada Cebrail aleyhisselam gelip ey örtüsüne bürünen kitabıyla Efendimiz'e yeni vahiyler, yeni talimatlar getirdi. Bundan böyle artık rahat yatma zamanının geçtiğini, büyük bir emanet yüklendiğini, bu işin mesuliyetinin çok ağır olduğunu, bunu taşıyabilmek için uzun uzun gece ibadetlerine, Kur'an'ı tertil okumaya, zikre, tefekküre ve bütün varlığıyla Allah'a yönelmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi. Bu hitapta ey namaz kılmak, ibadet etmek için giyinip hazırlanan Rasulün manası da vardır. İkincisi zihmül kelimesinin büyük bir yük yüklenme manasına göre ey peygamberlik gibi pek ağır bir emanet yükünü yüklenen Rasulün artık kalk da bu yükü taşıyabilecek kuvvet elde edebilmek için gayret göster. Bu açıdan müzemmil vasfı yoğun bir şuur haline ve derin bir aydınlanmaya işaret eder. Bu hitaptan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen ilk talimat gece ibadetidir. Başta namaz olmak üzere geceyi ibadetle ihya etmektir. Ancak gecenin ne kadarını ibadetle geçirmek gerektiği hususunda net bir rakam verilmemektedir. Bazı miktarlar belirtilmekte tercih hakkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmak üzere belirtilen bu miktarlara göre ibadet edilmesi emredilmektedir. Belirtilen miktarlar şunlardır. Az bir kısım hariç bütün gece, gecenin yarısı, yarısından biraz azı, yarısından biraz fazlası, 12 saatlik bir gece üzerinden hesap edilecek olsa yaklaşık az bir kısmı hariç bütün gece 9-11 saat, gecenin yarısı 6 saat, yarısından biraz azı 4-5 saat, yarısından biraz fazlası 7-8 saat. Başlangıçta gece ibadeti hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem de Müslümanlara farz kılınmıştı. Kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kıldılar. 20. ayetle bu ibadet Müslümanlara tahfif edilmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emriyle farziyeti devam etmiştir. Daha çok teheccüd olarak bilinen bu ibadet, Diğer Müslümanlar için mühim bir sünnet kabul edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve verilen ikinci talimat Kur'an-ı Kerim'i tertil ile okumaktır. Tertil, tecvidine, harflerin çıkışına dikkat ederek Kur'an-ı Kerim'i ağır ağır, tane tane, manasını düşünerek okumaktır. Böylece ayetlerin manası zihne iyice yerleşir ve muhtevası ruha tesir eder. Ayetlerde geçen Allahu Teala'nın zat ve sıfatlarının zikri kalbe kök salar. Onun büyüklüğünü ve heybetini hissettirir. Rahmet müjdeleri gönüllerde şükran cezbesi uyandırır. Azap ve gazap ikazları kalpleri dehşete düşürür. Emir ve nehilerin mana ve hikmeti tam olarak anlaşılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme pek büyük bir sorumluluk yükleyen Kur'an-ı Kerim'le gece ibadeti arasındaki derin irtibata gelince doğrusu biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahy ediyoruz. Muhakkak ki gece ibadet etmek zihin, kalp ve ruh üzerine çok tesirli okuma, okunu dinleme ve anlama bakımından çok daha verimlidir. Ağır sözden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla gelmiştir. Vahiy herkesin dayanabileceği sıradan bir hal değildir. Müthiş derecede bir ağırlığı vardır. Lafsı bile böyle ağır olan bir kelamın muhtevasının onu anlamanın gereğini yerine getirmenin ağırlığını tasavvur etmek gerekir. Kur'an'ı okumak kolay olsa da onun emirlerini tam olarak yerine getirmek zordur. İşte uzun uzun gece ibadeti ve Kur'an tilavetinin bu ağır yükleri yüklenip taşıyabilecek bir kuvvet, kabiliyet ve istidat kazanmak için bir hazırlık yapmak üzere emredildiği anlaşılmaktadır. Çünkü gece ibadetinin ve kıraatinin bu bakımdan çok büyük ehemmiyeti vardır. Bu ehemmiyet 6. ayeti kerimede iki farklı ifadeyle beyan edilir. Birincisi eşhed du'aten. Tesirce daha kuvvetli bu ifadeyi şöyle izah etmek mümkündür. Gece ibadet için kalkmak ve uzun uzun ibadet etmek insan mizacına terstir. Bu saatte insan istirahat ister. Bu yüzden bu zor iş nefsi kontrol altına almak için çok tesirli bir gayrettir. Eğer bir mümin bu yolla nefsi ve bedeni üzerinde hakimiyet sağlar ve onları Allah yolunda kullanmaya muktedir olursa o kimse hak dinin tebliğini dünyaya galip kılmak için daha başarılı olacaktır. İkinci olarak gece kalkmak, kalp ve dil arasında bir ahenk oluşturmak için çok tesirli bir vasıtadır. Çünkü gecenin bu saatlerinde kulla Allah arasına başka bir şey giremez. Bu halde insan diliyle ne söylüyorsa kalbinin sesiyle de onu söyler. Kalp ve dilde bir ahenk meydana gelir. Üçüncü olarak Gece ibadet için kalkmak, insanın zahir ve batınında, dış ve iç aleminde ahenk meydana getirmek için çok tesirli bir vasıtadır. Zira gece yalnızında eğer bir kimse istirahatını terk ederek ibadet için kalkarsa muhakkak ki bu o kişinin ihlasındandır. Zira gece yalnızında eğer bir kimse istirahatını terk ederek ibadet için kalkarsa muhakkak ki bu o kişinin ihlasındandır. Çünkü bunda çünkü bunda başkasına gösteriş yapacak bir durum yoktur. Dördüncü olarak gece ibadeti insan için gündüz ibadetinden daha ağırdır. Dolayısıyla bu ibadete devam eden kimse de sebat oluşturur. O kişi Allah'ın yolunda daha derin bir şuurla ve kesin iradeyle gider ve her türlü zorluğa karşı tahammül ve metanet gösterir. İkincisi akvamı kıyilen. Sözü doğru ve sağlam yapmak, düzeltmek burada kast olunan gecenin o vaktinde insanın Kur'an-ı Kerim'i daha sakin ve ihtiramla ona gönlünü vererek ve daha iyi anlayarak okumasıdır. Çünkü bu sakin ve huzurlu vakitler insanın Kur'an ayetleri üzerinde daha derin tefekkür etmesine uygun olduğu müstesna zamanlardır. Bu güzel anlarda kıraat, tefekkür ve tezekkür daha verimli olur. Söylenen ve dinlenen söz daha sağlam ve daha tesirli olur. Gece ibadetinin emredilmesi ve üzerinde bu kadar durulmasının bir sebebi de şudur. Oysa gündüz vakti seni meşgul edecek yığınla iş vardır. Rabbinin ismini an ve fanilerden sıyrılarak bütün varlığına yalnız ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde bütün işlerinde yalnız onu vekil tut, ona güven ve sığın. Ayette geçen, ayette geçen, 8. ayette geçen tebettül, haktan uzaklaştıracak her şeyi terk edip, masiva ile alakayı kopararak tüm varlığıyla Allah'a yönelmektir. Çünkü göklerin ve yerin tek Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Bu yüzden yalnızca onu vekil tutmak, tüm işlerde sadece ona güvenip dayanmak, onun himayesine girmek gerekir. Çünkü onun her hususta irade ve kudreti geçerlidir. Onun hükmüne uymayan her türlü fikir ve amel batıldır. O kulunun bütün işlerini düzeltip yoluna koymaya ve düşmanlarının haklarından gelmeye kadirdir. Öyleyse gerçeği bile bile reddeden o zalimlerle boş ve anlamsız tartışmalara girmede müşriklerin ileri geri konuşmalarına sabret ve bir mümine yakışan onurlu bir tavırla onlardan güzellikle uzaklaş. Nimetler içinde yüzdükleri halde seni ve davetini yalanlayanları sen bana bırak ve onlara biraz sürütün. Çünkü bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış kelepçeler ve kızgın alevli bir ateş var. Boğaza takılıp öteye geçmeyecek korkunç dikenli yiyecekler ve pek acı bir azap var. Kıyamet günü yer ve dağlar şiddette sarsılır. Koca dağlar kum yığınına döner. 10. ayette bahsedilen hecran cemilen kalp ve düşünce olarak kafir ve müşriklerden uzak durup fiil ve amellerinde onlara uymamakla beraber kötülüklerine karşılık vermeye kalkışmayıp müsamaha ve güzel ahlakla seviyeli bir muhalefette bulunmaktır. Yoksa buradan tebliğ vazifesini bırakmak manası anlaşılamaz. Bilakis tebliğ vazifesine devam ederken onların kabalıklarına ve ileri geri konuşmalarına aldırmaması öyle kimseleri kendi hallerine bırakıp Allah'a havale ederek nezaketle işine devam etmesi öğütlenir. Zira bu dünya hayatı buradaki nimetler bir gün son bulacak. Dünya nimetleriyle şımarıp peygambere karşı gelen kendilerini büyük görüp fakir müminlerle alay eden o kafirler Allah katında layık oldukları cezayı bulacaklardır. Zira kıyamet günü ilahi mahkeme kurulacak ve herkese hak ettiği karşılık verilecektir. Bu sebepledir ki ey insanlar Vaktiyle Firavuna bir peygamber gönderdiğimiz gibi sizi de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber olarak Hazreti Muhammed'i gönderdik. Ne var ki Firavun o peygambere karşı geldi. Biz de onu şiddetli bir tutuşla yakalayıp cezalandırdık. Burada Hazreti Musa ve Firavun'un söz konusu edilmesinin sebebi Mekkelilerin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aralarında doğup büyüdüğü için küsümsemeleri ve hafife almalarıydı. Nitekim Firavun da kendi sarayında büyümüş olması sebebiyle Hz. Musa ile alay etmiş, kendini Hakk'a davet için geldiğinde biz seni henüz yeni doğmuş bebekken bağrımıza basıp yanımızda büyütmedik mi demiştir. Ancak burada üzerinde durulan esas uyarı şudur. Firavun Allah'ın gönderdiği peygambere karşı çıkınca nasıl şiddetli bir şekilde cezalandırılmışsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkan insanlarda bir gün cezalandırılacaktır. Bu cezanın dünyevi bir günün olma ihtimali devamlı mevcuttur. Dünyada bunun olmayacağı farz edilse bile şurası bir gerçektir ki ahirette Allah'ın azabından kurtulmaları mümkün değildir. Peki Ey kafirler İnkarınızda devam ederseniz O ok takdirde Çocuklara bir anda aksaçlı ihtiyarlara çevirecek bir günden Kendinizi nasıl koruyacaksınız O günün dehşetiyle gök çatlayıp yarılacak Ve Allah'ın sözü mutlaka gerçekleşecektir Kur'an'ın bu korkutucu ayetleri bir öğüttür Bir hatırlatmadır Artık kurtulmak isteyen Kendisini Rabbine ulaştırılacak bir yol bu hayatta en mühim vazifesinin sadece Allah'a kulluk edip onun hoşnutluğunu kazanmak olduğunu bilenler fevkalade bir gayret ve titizlik içinde bu kutsi vazifenin gereklerini yerine getirmeye çalışırlar. Örnek mi istersiniz? Resulüm, Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini ibadetle geçirdiğini beraberindeki müminlerden bir kısmının da böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini takdir eden Allah'tır. O gece ibadetini gerektiği şekilde yapamayacağınızı bildiği için size lütuf ve merhametiyle muamele edip kolaylaştırmaya gitti. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah şunu da biliyor ki içinizden hastalar olacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan nasibini aramak üzere Yeryüzünde dolaşacak Bir kısmınız da Allah yolunda savaşacak Bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun Namazı dosdoğru kılın zekatı verin Bir de Allah'a Gönül hoşluğuyla güzel bir borç verin Kendiniz için iyilik olarak Önden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatı kat kat artmış olarak bulursunuz. Günahlarınız için Allah'tan bağışlanma dili. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. Surenin ilk ayetlerinde gece ibadeti hakkında gelen talimatlar doğrusulusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki seçkin bir sahabe cemaati bazen gecenin üçte ikisine yakınlı bazen yarısını en azından üçte birini ibadetle geçirmeye başladılar. Öyle ki namaz kılmaktan ayakları şişerdi. Hatta sabaha ne kadar kaldığını kestiremediği için ihtiyaten bütün gece ibadet edenler bile vardı. Nitekim o müminler geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitleri de Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Ayetleri onların bu haline işaret eder. Böyle ağır bir ibadetin ümmeti Muhammed'e zor geleceğini bildiği için kullarına nihayetsiz merhamet sahibi olan Allahu Teala bu tarzda bir gece ibadetini onlara farz kılmadı. Bu ağır mesuliyeti onlardan kaldırdı. Bundan böyle farz olmamak kaydıyla isteyen istediği kadar kalkıp gece ibadet edebilir. Yaptığı ibadet kadar sevap ve mükafat kazanır. Kalkmana ise kalkamayana ise bir ceza terettüp etmez. Burada gece ibadetin hafifletilmesinin üç gerekçesi bildirilir. Hasta olmak, helal yollardan rızık aramak için seyahat yapmak, Allah yolunda savaşmak. Şunu ifade edelim ki Yüce Rabbimizin bir lütuf ve rahmet eseri olarak gece ibadetin hafifletmesi bununla alakalı surenin başındaki ayetlerde ve Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde gece ile alakalı yaptığı teşvikleri nesedip ortadan kaldırdığı manasına gelmez. Bu ayetler dünya durdukça gece ibadetinin faziletini beyan edecek akıllı müminler bu ilahi irşatlar sayesinde imkanlar ölçüsünde gecelerini ihya edecekler. İlahi füyuzatın yağmur gibi yağdığı o müstesna anlardan faydalanacaklar ve Yüce Allah'a yaklaşmanın yollarını arayacaklardır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen sebeplerle gündüzün çok yorucu işleri veya hastalık gibi bir manisi olmayan müminlerin geceyi ihya'ya azami ehemmiyet vermeleri şüphesiz kendi faydalarına olacaktır. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun emri kolayınıza geldiği kadar gece namazı kılın manasında anlaşılır. Fakat Kur'an tilaveti de ibadet olduğundan dolayı namazla birlikte bundan bilinen Kur'an kıraatinin kastedilmiş olması da mümkündür. Gece ibadetini hafifleten Yüce Rabbimiz, Müslümanlardan hususiyle farz olan ibadetlere ağırlık vermelerini ve Allah yolunda mal ve canla fedakarlık yapmalarını ister. Allah'ın dinini tebliğe başlamadan önce yapılması gereken ön hazırlıkları bildiren Müzemmil Suresini, hedeflenen gayeye ilgisi daha açık ve iç alemden dış aleme seyri daha şümlü olan müddessir suresi takip edecektir.